deprem gerçeği ve biz deprem gerçeğiyle ilgili bilgi, doküman, belge toplamaya devam ediyoruz. Avrasya Gazeteciler Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında depreme hazır mıyız? Depremde bilinçlenme ve deprem arşivi ile ilgili bilgi, belge, doküman kapsamında araştırmalar yapıyoruz. Adapazarı'ndaki deprem müzesine geldik. Burası Adapazarı Büyükşehir Belediyesi'ne ait deprem müzesi ve görüntülerimiz var. Şimdi deprem müzesine girecek. Buradaki faaliyetleri, fotoğrafı, simülasyon merkezini birlikte izleyeceğiz. Evet, deprem müzesine giriyoruz. Görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. 17 Ağustos Marmara depremini canlı şahit olarak, gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşadık. Ve 17 Ağustos Marmara depremi asrın felaketi olarak biliniyor. Ve Adapazarı da çok büyük etkilenmişti. Ardından Düzce bölgesi. Ve şu anda Adapazarı'nda deprem müzesindeyiz. Her bir fotoğraf çok ayrı şeyler ifade ediyor. İnsan gerçekten dehşete düşüyor. Burası 1943 yılında deprem yaşamıştı Hendek merkezli. Ardından 1967 yılı ve 17 Ağustos 1999. Evet, 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili fotoğraflar var. O fotoğrafları sizlerin yüksek bilgilerine sunuyoruz. Onları görüntülerken tıpkı o günleri yeniden yaşar gibi oluyoruz. Çünkü buradan ses alınamamıştı. Burası Marmara bölgesi, Adapazarı, Kocaeli gerçekten sıkıntılar yaşamıştı Yalova. Ama özellikle dönemin başbakanının Adapazarı'na gelip Adapazarı'ndaki basın toplantısı gerçekten felaketin boyutlarını gösteriyor. Biz müzeyi gezerken isterseniz zamanı durduralım. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in Adapazarı'nda yaptığı depremle ilgili açıklamalar var. Birlikte izliyoruz. Zaman en uzun günü gösteriyordu o gece. İnsanlar izleri hayat boyu sürecek bir şiddetin ayak sesleriyle silkinip, ölümün nasıl ansızın gelen bir şey olduğunu o an öğrendi. Yaralanıp kurtulanlar içinse, yaşam her an bir ölümdü artık. Ve bu akıl almaz sarsıntı, zamanın hafızasını ilk kez böylesine durdurmasına yol açtı. Zamanın hafızası donup kalmıştı bu manzara karşısında. Gölcük'te yaşanan bu dehşetin korkulu yüzü şaşkınlığını atamamıştı üzerinden. Hayatın değişmez yasası burada da kendini göstermişti. Bilime ve teknik gelişmelere gözlerini kapayan bütün toplumların başına aynı akıbet gelebilirdi. Yerle bir olan enkazların altından neler yükselmiyordu ki? Koca taşıtları bile içine alabilen çatlamış karayolları, yıkılmış köprüler ve her yanı saran bir yangın ateşi. Her yaştan insanın bir anda bir araya gelip birbirlerine affedici gözlerle yardıma koşması akla başka soruları da getiriyordu. O yolda kanıtlı aşamıyorlar. Onun için devletimizin mutlaka sürekli o yolları açması gerekiyor. Şimdi ben burada devletimizle sesleniyorum. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği durumdayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum. Zayiat çok büyük. Kurtarma sözlerine durumda. Kurtarma önemli olan, tabii vatandaşlarımız duygusal olarak, duygusal bir hakkımız içinde diyorlar ki biz can varlıklarımızın sevdiklerimize seslenip thank you.
İnsanlar mutluydu. 17 Ağustos 1999 günü Adapazarı'nda, Yalova'da, Kocaeli'de. Biz de Gebze'de o sıcak yaz günü yatmıştık. Korkunç bir sesle uyandık. Yerin altından sesler geliyor. Ve bu depremi en iyi şekilde yansıtan Adapazarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şu an Adapazarı'ndaki deprem müzesinde simülasyon merkezindeyiz. 20 saniyelik o görüntüyü, o deprem anını birlikte yaşayacağız. Her şey sakin gibi gözüküyor. Tıpkı o günkü gibi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz diyor ve Adapazarı bölgesinde deprem şehitlerinin listesi. Gerçekten etkileyici. Yaşları, her birinin umutları vardı. Onlar bugün hayatta değiller. Depremin üzerinden yıllar geçti ve o günleri bu müzede adeta hissediyorsunuz, yeniden yaşıyorsunuz. Depremin canlı şahidi olmak, elimizdeki bu fotoğraf ve 17 Ağustos deprem sabahı, Darıca Eriş sitesindeki o yıkımı, felaketi orada belgeselci olarak takip etmiş ve o günün acısı, istirabı adeta yüzümüze sinmişti. Depremle ilgili birçok bilgi, döküman, belgeler topladık. Halen toplamaya devam ediyoruz. Ve bu bilgi belge dokümanları İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde Avrasya Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında toparlayıp ilim, bilim adamları, araştırmacılar ve tarihçilerin ilgi ve bilgisine sunmak için arşivler topluyoruz. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında birçok bölgeye gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Ve şu anda da bu sergiyi gerçekleştirdik, açtık. Sergimizde geziliyor, izleniyor ve sizleri de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi'nin Gebze Tatlıkuyu'daki kütüphanesine, araştırma merkezine davet ediyoruz.